Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gelin After Effects programımızı açalım ve bugünkü dersimize bakalım. Evet, projelerimizi hazırladık. Şimdi After Effects'te kullanacağımız klipleri nasıl hazırlanıp içe aktarılacağını göreceğiz. Yine Edius'ta olduğu gibi derli toplu çalışmamızda çok yarar var arkadaşlar. O yüzden buradaki Project Window'a atacağımız klipleri gruplayarak bir klasör içinde toplayarak atmamız daha sonra bizim o klipleri istediğimiz vakit bulmamıza yardımcı olacaktır. Yine bu menüye sağ tuşla ulaşıyorum. Project Window içerisinde New Folder komutuyla yeni bir klasör açıyorum arkadaşlar. Buna videolar diyelim. Büyük harflerle yazalım. Aynı zamanda sağ tuşla ulaştığımız bu menünün burada bakın kısa yolları da var. Siz buradan bu şekilde şu Create a New Folder ikinci sıradaki ikona tıklayarak yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. Tabii şu anda bu klasör seçili olduğu için şöyle hemen onun altına bir alt klasör açtı görüyorsunuz. Ben böyle istemiyorum. Şöyle yine burada şunu kapatalım. Şöyle buna da fotolar ya da Images başlığı altında toplayalım. Tekrardan bir klasör açıyorum. Ya da sağ tuşla New Folder komutuyla. Buna da Compositions diyelim. Şöyle bir önceki hazırladığımız kompozisyonlarımızı seçerek Compositions klasörün içine sürükleyip bıraktım. Böylece ilerideki karışıklıkları önlemek ve sizin projenizde daha hakim olabilmeniz için, kullanacağınız footage'e hakim olabilmeniz için bu şekilde çalışmanızı öneririm arkadaşlar. Buradan bakın buradaki Project Window'un içindeki footage'ı isme göre şöyle basıp sıralayabiliriz. Şöyle ya da tipine göre sıralayabiliriz ya da size'ına göre yani dosyanın büyüklüğüne göre sıralayabiliriz. İstersek de buradan renk kodlarıyla bakın şöyle bunu belirleyebiliriz. İstersek bunu mesela composition'lara kırmızı olarak gruplandırdım. Image'i sarı kalabilir. Videoları da buradan mor olarak gruplandı. Böyle renk koduyla da çok rahat istediğiniz footage'e ulaşabilirsiniz. Peki daha sonra nasıl aktaracağız? After Effects'te kullanacağımız video ya da çeşitli görsel ya da ses dosyasını herhangi bir footage'i. Yine farz edelim. Mesela bir video dosyası atacağız. Videolar klasörünü çift tıklıyorum. Ve buradan onun açıldığını gösteren kenarında ok aşağıya doğru dönüyor. Bakın şurada. Şurada dikkat ediyor musunuz? Şuna dikkat edin. Basınca okun yönü aşağı doğru. Ya da çift tıklayarak da buna ulaşabilirsiniz. Bu haldeyken yine birkaç yöntemi var. Ben size buradaki yöntemini anlatayım ilk önce. File pop-up menüsünden şurada Import seçeneğinden File seçeneğinden After Effects'in içinde kullanacağınız görseli atabilirsiniz. Evet. Yine ben buradan browse yaparak sizin için
seçtiğimiz bu Lavi Campus klasörün içindeki Lavi Campus AVI dosyasını Open diyerek seçtikten sonra After Effects'in içine bu şekilde görüyorsunuz videolar alt başlığı altında aktarmış oldum. Şuradan da ön izleme ya da bunu aktifleyerek buradan bu AVI dosyasının ön izlemesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de birkaç image atalım. Fotoğraf ya da herhangi grafik görseli. Yine bunu çift tıklıyorum ve file'dan import komutuyla tekrar file'ı seçiyorum. Yine browse ederek Lavi TV kurumsal klasörünün içindeki üniversitemiz televizyonunun logosunu ben buraya aktarmak istiyorum arkadaşlar. Burada logo klasörünün içinde Lavi logo final dosyasını atıyorum. After Effects arkadaşlar hemen hemen çoğu fotoğraf, resim, bilgisayardaki görsel dosyalarını destekliyor. Onu da buradan belirteyim. Şimdi benim buraya aktardığım dosya bir Photoshop dosyası. PSD uzantılı bakın. PSD'ler Photoshop bilen arkadaşlarınız bilecektir. Layer bilgisi içerirler. Yani bir resim dosyasında farklı katmanlarla bünyesinde barındırır. Dolayısıyla burada bir Photoshop dosyası aktarırken bize hangi layer'ı seçeceğimizi ya da Photoshop dosyasında oluşan layer'ları daha sonraki derslerde göreceğimiz burada katmanlar oluşacak, layer'lar oluşacak. Layer'lı bir vaziyette yani katmanlı bir şekilde mi atacağız? Bunu buradan seçebiliyoruz. Ya da merge layer yani birleşmiş olarak en üstteki aktif layer, görünen layer hangisi ise görünen katman o baskın olarak tek resim olarak mı atacak? Burada bize onu soruyor. Şu anda ben merge layer olarak bunu atmak istiyorum. OK diyerek şöyle Photoshop dosyamı image'in içine de atmış oldum. Bu şekilde attığımız yöntem birinci yöntem arkadaşlar. İkinci yöntemimiz de yine şuradaki boşluğu çift tıklayarak şu şekilde bu sefer bir sekans dosyası atalım arkadaşlar. Yine bizim televizyon için hazırladığımız çok güzel separatörler var. Ben onlardan bir tanesini burada seçerek atmak istiyorum. Bu şekilde görüyorsunuz bir image sekans. Yani filmi oluşturan dosya resim karelerine bölünmüş şekilde. Bunun için sekans şeklinde atabilmemiz için ilk resmi tıklıyoruz. İlk resmi tıkladıktan sonra şurada targa sekans. Eğer sizin image dosyanız hangi formatta ise Photoshop olabilir, JPEG olabilir. Burada o dosyanın türü gelir, yazar. Bu TGA yani targa formatında olduğu için alfa bilgisini koruması için biz burada targa'yı seçiyoruz. İlerleyen derslerimizde alfanın ne olduğundan bahsedeceğim. Şuradaki kutucuğu işaretlemeniz gerektiğini bilin. Bir sekans dosyası. After Effects'in içine aktarmak isterseniz şimdilik bu yeterli. Dediğim gibi ilk resmi seçiyoruz. Sekansı oluşturan ilk resmi ikonunu tıklayarak seçiyoruz. Sonra buradaki kutucuğun işaretlenmiş
olduğundan emin olarak open diyoruz. Daha sonra yine karşımıza şöyle bir pencere geliyor. Önceki derslerimize de söylemiştim. Alfa bilgisini biz resmin üstüne, filmin üstüne herhangi bir yazı, herhangi bir grafik eklemek istersek hem alttan background resmimizin gözükmesini istiyoruz hem de üstteki küçük grafik ya da animasyon dosyamızın gözükmesini istiyoruz. O vakit biz alfa bilgili, alfa bilgisi de içeren görseller hazırlarız. Burada bize alfanın hangi metotla hazırlandığını ya da bu alfa bilgisini kullanıp kullanmayacağımızı soruyor. Burada size önerim arkadaşlar, en iyi yöntem buradaki guess seçeneğidir. Eğer alfa bilgisinin hangi yöntemle hazırlandığını bilmiyorsanız guess'i tıklıyorum ve kendisi benim için bir metot seçiyor. Okey dediğimde bu separatör dosyamında bakın şöyle bir ikon. Image'de olduğu gibi böyle bir image olduğunu belirten bir dosya değil de şöyle bir film ikonu şeklinde geldi. Bunun için de yine burada bir klasör oluşturabiliriz ki bilelim bu tip separatör ya da image sekansla attığım After Effects'in içine attığım dosyaları daha sonra kolay bulabilmek için. Buna da sequences diyorum. Ve burada boşluğa attım, kök dizine attım. Bu dosyayı sequences klasörünün içine atıyorum. Şimdi After Effects'te, After Effects programında bu program aynı zamanda bizim bir görsel oluşturmamıza, grafik, animasyon oluşturmamıza kendi başına içeriye hiçbir klip aktarmadan, dışarıdan hiçbir footage'e ihtiyaç duymadan hazırlayabilecek, grafik animasyonlar hazırlayabilecek kapasitededir arkadaşlar. Ve bunun için elimizde After Effects'te çok güzel araçlar var. Bunlardan bir tanesi Solid aracıdır. Bu Solid'i şöyle tanımlayabiliriz. Solid boş bir tuval olarak düşünün. Sizin burada kompozisyon boyutunuz neyse hatırlayacaksınız. Bu kompozisyon bakın Laulogo TV isimli kompozisyon. Bu kompozisyon 200'e 200 pikseldi. Ama diğer şuradan da timeline'daki diğer sekmeyi tıklarsam bakın. Bu da 720'ye 576 PAL TV ekranı boyutundaki bir boş ekranım. Ben bu solidi yani boş tuvalimi bu ekranın üzerine yerleştirir. Onun üstünü istediğim gibi doldurabilirim After Effects'te. Peki ona nereden ulaşacağız? Hemen şuradan gösteriyorum. Bir solid açmak için pop-up menüden layer'ı tıklıyoruz. New komutuyla solid'i şöyle tıklarsak hemen bizim önümüze şöyle bir pencere geliyor. Bu pencerede bakın size yani ölçüleri altında 720'ye bakın 576. Bunu değiştirmiyorum. Birimi piksel, piksel aspect ratio'm, DVPAL seçeneğinde. Zaten şunu söyleyeyim, siz hangi kompozisyonda çalışıyorsanız, hangi ölçekli kompozisyonda çalışıyorsanız otomatikman bu solid settings o kompozisyon ayarıyla gelir. Ama bir önceki kompozisyonda farklı bir ölçekte layer bir solid açtıysanız bu o zaman farklı olur. Ya da şöyle söyleyeyim, siz bu açtığınız solidi kompozisyon ölçeğinde ayarlamak isterseniz buradaki Make Composition Size butonuna tıklayıp bu ayarların kompozisyonunuz hangi ayarda ise ona dönmesini sağlayabilirsiniz.
Ya da yok ben istemiyorum ya da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda 200'e 200 piksel o vakit buradan tıklayarak klavyeden nümerik değer gireceksiniz. Şöyle 200'e 200 piksel. Şöyle yapayım. Yine bakın şu rakamlara dikkat etmenizi istiyorum. Ben Make Composition Size butonuna tıkladığım anda otomatikman kompozisyon ayarlarına dönecektir. Buradaki Color başlığı altında ise burada görüyorsunuz bir damlalık var. Eğer burada benim herhangi bir resmim, fotoğrafım vesaire olsaydı bu damlalıkla şöyle gezdirdiğimde bakın şu anda siyah oluyor. Şuradaki renkleri getirdiğimde şurada istediğim rengi seçebiliyorum. Ya da buradaki renk kartelasını tıklayıp önüme gelen renk tablosundan, renk değerleri tablosundan dilediğim rengi seçebilirim. Kırmızı seçelim. Algılanabilir olması için OK tuşuna buradan butona tıklayarak tekrar OK butona tıklıyorum. Ve bakın arkadaşlar bana hemen boş bir solid attı. Preview pencereme, kompozisyon pencereme ve burada dikkat ettiyseniz bakın hemen bir red solid layer'ı oluşturdu. 10 saniye boyunca bir katman oluşturdu burada. Aynı Edius'takine benzer bir şekilde bir video layer'ı. Boş bir renk videosu diye de tabir edebiliriz. Bakın burada açar açmaz bana bir red solid olarak verdi hemen burada. Daha sonra dilerseniz siz bu solid'in ayarlarını yine buradan layer komutundan şöyle solid settings ayarıyla değiştirebilirsiniz. Rengini farklı bir renk verebilirsiniz. Şöyle bu sefer de yeşili seçelim. Örneğin bakın hemen green solid şeklinde değiştirdi solidimin adını. Aynı hatırlayacaksınız. Edius programında olduğu gibi bana burada bir layer açtı. Ben solidimi burada oluşturur oluşturmaz. Dediğim gibi bu solid bizim burada After Effects'te grafik ve animasyon oluşturmamızda ki çok önemli araçlardan biri. İleride bunu göreceksiniz. Bizim dışarıdan hiçbir video dosyası, herhangi bir fotoğraf ya da image dosyası olmadan burada nasıl animasyonlar ya da bazı görseller hazırlayabileceğimizi de göreceksiniz arkadaşlar. Tekrar etmek gerekirse şuradan dördüncü sırada Layer pop-up menüsünden New tıklayarak Solid bu şekilde yeni bir isterseniz tabi burada ben söylemedim burada name kutucuğunu doldurarak siz solidinize ya da boş tuvalinize istediğiniz ismi verebilirsiniz. Buna yine ben Love Logo diyorum. Ve buna farklı bir renk verelim. Bizim üniversitenin baskın rengi olan mavi şöyle yaklaşık olarak. Evet bakın hemen ismim de burada Love Logo Layer olarak ikinci bir layer olarak daha doğrusu ilk layer'a taşıdı. Burada da Green Solid bir önceki layer'ım. Tabi burada bakın tahmin edersiniz benim izleme çubuğum timeline'imizin üzerinde hareket ettikçe şöyle neydi? Edius'ta bir video klibini sağa ya da sola hareket ettirebiliyorduk aynı layer katman içerisinde. Bunu da aynı şekilde böyle hareket ettirebiliriz. Bakın izleme çubuğunun önünde şöyle şu noktada bir önceki layer olmadığı için sadece Green Solid'i gösteriyor. Ama buraya girdiği anda gördüğünüz gibi
mavi layer'ı gösteriyor artık. Yani bu şu demek, en üstteki layer her zaman önceliği olan, üstte olan görünür. Bunu katmanlar, layer'lar bahsinde daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Bir başka yararlı obje diyeyim, animasyonumuzu oluşturmada After Effects'in kendi içinde olan ve burada kullanıma aktarabileceğimiz, yine burada Layer pop-up menüsü içinde New komutuyla Light komutu arkadaşlar. Burada After Effects'e ışık ekleyebiliyoruz ve bu ışığımıza bir isim verebiliyoruz buradan. Şimdilik Light 1 olarak kalsın. Böyle OK dediğimde bana bir uyarı geliyor. Bunu 3 boyutlu kompozisyonlar oluşturma dersinde daha ayrıntılı göreceğiz. Bu uyarı eğer ışığı kullanmak istiyorsanız sizin layer'ınızda 3 boyutlu seçilmiş bir footage'ınızın olması gerekir. Ya da 3 boyutlu bir layer seçmelisiniz ki bu ışıktan faydalanabilirsiniz gibilerinden bir uyarı veriyor. Buna okey diyorum, bu uyarıyı. Gördüğünüz gibi ışığım da şöyle buraya geldi. Daha doğrusu sanal ışığım, ışığı temsil eden, sanal ışığımı temsil eden bir ikon buraya gelmiş oldu. Şimdi burada da layer olarak, katman olarak burada duruyor. Bunları 3 boyutlu kompozisyonlar oluşturmada çok daha ayrıntılı olarak göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik ben bu ışığı buradan ilgili katmanı silerek layer tuşuna basarak siliyorum. Bir başka klip içe aktarabileceğimiz ses dosyaları arkadaşlar. Yine bu sefer bu yöntemle alalım. Şurayı boşluğu çift tıklayarak My Computer ikonuna tıklıyorum ve sizin için hazırladığım örnek müziklerden birkaç tanesini, şöyle 1 ve 2 numarayı Open diyerek atıyorum. Gördünüz, birisi WAV, birisi de MP3 formatında. Yine After Effects farklı formattaki ses dosyalarını içeriye atabilir. WAV, bizim burada kullandığımız WAV ya da AIFF dosyaları en popüler dosyalardır. Yine derli toplu çalışmak için ben burada sağ tuşla bu menüye ulaşıyorum ve yeni bir klasör oluşturuyorum. Ve bu klasörüme sesler diyorum. Bu iki ses dosyamı seçip sesler klasörümün içine atıyorum. Böylece tüm kompozisyonunda kullanacağım tüm footage'ımı derli toplu bu şekilde oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Tabii burada farklı resim dosyalarından, mesela JPEG olabilir, PSD olabilir, TGA olabilir. Biz burada sadece PSD ve TGA formatından örnekle çalıştık. After Effects'in desteklediği herhangi bir resim dosyasını da siz rahatlıkla içe aktarabilirsiniz. After Effects'in içinde çalışabilirsiniz. Bir de şuna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Özellikle video dosyalarında, bakın video dosyamızla ilgili şurada sağa doğru çekersem bana şu Love Campus dosyasının burada ilk resmini verir. Yani tırnak fotosu da diyebiliriz. Thumbnail fotosunu verir. Ve burada bazı detayları var. Bakın duration, süre demek. 12 dakika 59 saniye. Yaklaşık 13 dakikalık bir video. 2.8 GB boyutum şurada. Ve file path, yani dosyamda nerede kayıtlı olduğudur. Şimdi After Effects'te çalışacaksanız, eğer
bu videonun tamamıyla işiniz yoksa, sadece belirli bir bölümüyle işiniz varsa, o vakit sadece o belirli bölümünü, iş yapacağınız bölümü dışarıya atıp Edius'tan ya da hangi video montaj programını kullanıyorsanız sadece editleyeceğiniz bölümü, küçük klibi After Effects'te renklendireceğiniz diye de biliriz. After Effects'te renklendireceğiniz bölümü dışarıya atıp After Effects'e öyle aktarmanızı öneririm. Çünkü her zaman söylüyorum, bilgisayarımızın kaynakları sınırlı ama bizim yapacağımız işler de hemen hemen sınır yok. Bilgisayarımızdan daha iyi bir verim alabilmek için böyle bir yöntemi tercih etmenizi öneririm. Ben bunu aşağı küçülterek bunu nasıl yapacağımızı göstereyim. Şöyle küçülttüm. Hemen Edius'u açalım. Hatırlayacaksınız. Nasıl yapıyorduk? En son açılan Recent Projectler bölümünden en üstteki en son açılan Open butonuna tıklayarak açıyorum. Ve en son projem geldi. Şöyle hatırlayacaksınız. Şöyle bir video oluşturmuştuk. Şimdi şurada bir video arıyorum sizin için arkadaşlar. Şöyle son bölümü alalım. Ctrl C ile alıyorum bunu. Ve izleme çubuğunu timeline üstüne boş bir noktaya taşıyıp yapıştırmak istediğim layer'ı seçip Ctrl V komutuyla buraya yapıştırıyorum. Şöyle sonundaki ben bunun opacity'sini, mix'ini de kaldırmak istiyorum. Şöyle ki. Şöyle bakın arkadaşlar, şu bölümü After Effects'te atalım. Ne yapıyorduk hatırlayacaksınız. Şöyle dışa aktarmak istediğim bölümü I harfine basıyorum. Sonuna getiriyorum. O harfine basıyorum. Ya da buradan izleme çubuğunu başa getirip şu ikonları da kullanarak input output noktalarını şöyle seçebilirim arkadaşlar. Daha sonra file komutuyla export print to file diyerek DVPAL seçeneğini tıklıyorum. Export between in and out ve export diyerek bana nereye kaydedeceğimi soruyor. Bir üst klasöre My Documents'ın içine, Lao filmin içine atalım. Buradaki kutucuğun işaretli olduğundan emin olun. Bu Lao'yu giriş kapısı diyelim. Bu klibimizin adına save diyerek sadece bu bölümü After Effects'te işlem yapacağım bölümü dışa aktarıyorum. Edius'u kapatıyorum. Şuradaki Grass Valley ikonuna tıklayarak close diyorum. Bana projemi kaydedip kaydetmeyeceğimi soruyor. Evet diyerek Edius'u kapatıyorum. Şöyle After Effects'i yeniden açtım. Ve videoları çift tıklayarak buraya My Documents'ın içinde, Lao filmin içinde Lao giriş kapısına içeriye aktarıyorum. Şöyle bunu videoların içine atalım. Evet, Lao giriş bakın burada 54 MB, sadece 15 saniye. Böylelikle klibimizi After Effects için hazırlamış oluruz. Daha doğrusu After Effects'te düzenleyeceğimiz, renklendireceğimiz, efektlendireceğimiz sadece o bölümü After Effects'e atarak programımızı, dolayısıyla bilgisayarımızı daha etkili, daha verimli kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.